İyi akşamlar. Bu akşam yeni bir programla soruyorumla karşınızdayız. Türkiye-Almanya ilişkilerini konuşacağız. Daha doğrusu ilişkilerin geldiği seviyeyi. Konuğumuz Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu. Aynı zamanda Sakarya Üniversitesi'nden Türk-Alman ilişkileri konusunda uzman bir isimle Profesör Doktor Kemal İnat'la da bir telefon bağlantısı yapacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey. İlişkiler dedim ama biraz ilişkisizlik haline gelmiş durumdayız. Muhakkak siz daha iyi bilirsiniz ama hatırladığım kadarıyla bu kadar gergin bir Berlin-Ankara hattı yaşanmadı galiba, değil mi? Biz son 15-20 yıldır. Yani hatta neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da diyebiliriz. O kadar. Yani en azından tarih kitaplarına da baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk-Alman ilişkilerinde bu kadar ciddi bir gerginlik yaşamadık. Tabii bugünle ilgili değil. Son yıllarda gerçekten gerginleşen bir süreç var, tırmanan bir süreç var. Bu tırmanan süreç içerisinde tabii bundan 20-30 yıl öncesinde Almanya bir nevi Türkiye siyasetinde aşırı derece etkendi. Türkiye edilgen bir pozisyondaydı. Ancak son yıllarda Türkiye'nin de güçlenmesiyle birlikte, Türkiye'nin kendi dinamiklerini de daha fazla kendisini ifade etmesiyle birlikte ve kendi siyasetini bölgesel açıdan olsun ve yine Almanya'daki Türkiye'nin de kendi nüfuz alanlarını da dikkate aldığımız takdirde bunların bir bütünü ve yine Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurttaşı, bunun ötesinde Türk-Alman ilişkilerindeki yoğun iletişim gerçekten zaten Türkiye ile Almanya ilişkilerini özel kılıyor. Yani bu Almanya için de Türkiye vazgeçilmez ama Türkiye için de Almanya vazgeçilmez bir konumda. Çok büyük stratejik önemi var. Ekonomik hacmimize baktığımız zaman 36 milyar dolara varan bir hacim var. Türkiye için bu, yani Türkiye'nin ekonomik hacminin ötesinde Türkiye'nin aşağı yukarı ithalatı ihracatına baktığımız zaman yine en önemli partneri Almanya. Almanya açısından baktığımızda da Almanya için de Türkiye böyle yabana atılabilecek bir müttefik değil. Sadece NATO bağlamında değil, Türkiye enerji transit yolları açısından çok önemli bir ülke. Değil mi? Rusya'dan doğalgazın geçişi? Aynen. Orta Doğu'nun, Almanya'nın Orta Doğu üzerinde de her şeyden önce ekonomik, onun dışında birçok jeostratejik çıkar ilgi alanı söz konusu. Avrupa Birliği'nin lideri konumunda bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'yi uzak tutmamaya ama çok da içine çekmemeye, özellikle AB bağlamında, Avrupa Şimdi Birliği'ne ABD'de çekmemeye biraz alışkındık. Çünkü ayrıcalıklı ortaklık önerisi işte Berlin'den çıktı. Bir galiba Schröder döneminde biraz daha iyiydi ilişkilerimiz Avrupa Birliği dahilinde de. Ama sonra Merkel'le yeniden bir kere ayrıcalıklı ortaklıkla bir gerginlik yaşadık. Ama sonra öbürleri de aynı pozisyona gelince artık Almanya'nın rolü de o kadar önemli olmadı. Tabii şartlar olmadı da çok belki. Değişti. Evet. Şimdi 2005 yılında Türkiye'nin AB üyeliğinin söz konusu olduğu dönemde AB'nin 14 üyesi vardı 2005 yılında. Aynı yılın sonunda işte bugün itibariyle 28'deyiz. Yani o günkü AB ile bugünkü AB arasında çok ciddi farklar var. Ve o günkü Almanya hükümeti ile bugünkü Almanya hükümeti ve genel olarak Avrupa şartlarıyla ilgili de çok ciddi farklılıklar var. O zaman Avrupa daha çok vizyoner bir yaklaşımla, kozmopolit bir Avrupa. Yani ortak değerlerin, sonuçta insan hakları, hukuk devleti, farklı kültürlerin bir arada, farklı medeniyetlerin bir arada olması vizyonu üzerine kurgulanan bir Avrupa vardı. Bugün daha çok bu Avrupa'nın, yani o süreçten sonra büyüyen bir Avrupa ve bir taraftan Rusya tarafından son zamanlarda ciddi manada sıkıştırılan, diğer tarafından ABD'nin de Trump'la birlikte çok daha net bir biçimde artık Batı savunma konseptinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyan bir ilişki gerginliği var orada da zaten. Bir taraftan da Almanya zaten bu ikisi arasında sıkıştığını ifade eden bir ülkede tarihi olarak. Evet, diğer tarafta da tabii Almanya, yani bu zaman zarfında da çok daha güçlenmiş bir ülke. Yani 1990 yılında Almanya'nın birleşmesiyle birlikte
gerçekten Almanya inanılmaz derecede güçlenmiş bir ülke. Bugün dünyada nüfusu aslında Almanya'nın çok fazla değil. 81 milyonluk bir nüfusu var ama dünyada özellikle Almanya'nın ihracatına baktığımız zaman zaten herkesi geride bırakıyor. Şimdi dünyada üçüncü, toplam rakamda üçüncü, fakat nüfusuna itibariyle nispetle değerlendirdiğimiz takdirde Amerika'nın neredeyse üç mislisi. İşte onu da birazdan konuşacağız. O sebeple biraz da herhalde Amerika ile de, değil mi, transatlantik ilişkilerde de gerginlik yaşanıyor. Şimdi ama ayrıcalıklı ortaklık ve bunun üzerinden gelişen söylemin çok ötesinde artık birkaç aydır, yani bir senedir belki, dozajı giderek artan, şiddeti artan bir doğrudan düşmanlık görüyoruz. Birincisi şunu sormak istiyorum. Bu Almanya açısından sürdürülebilir bir şey mi? Almanya açısından sürdürülebilir bir şey aslında değil. Fakat Almanya'nın bu anlamda birçok açmazı var. Kendi iç dinamik, yani bir kere Türk-Alman ilişkilerinin dinamiklerini bir masaya yatırmak gerekiyor. Yani Almanya hükümetinin... Sıralayalım dinamiklerini. Yani şimdi yani her şeyden önce şeyi geçtik. Türkiye'nin jeostratejik konumunu geçtik. Almanya'nın Avrupa Birliği liderliği konumunu geçtik. Ama bunun ötesinde Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yurttaşı var. Vatandaşlıktan ayrılmış olan insanlar. Bu çok önemli bir şey. Almanya'nın yani Almanya bir taraftan Türkiye'nin iç işleyişine nüfuz alanını geliştirme çabası içerisindeyken, Türkiye'nin de Almanya'nın iç işleyişine nüfuzunu engelleme noktasında son yıllarda özellikle çok daha güçlenen bir çabası söz konusu. Bu zaten birçok konuda ciddi gerginliği beraberinde getiriyor. Çatışma potansiyelini ister istemez beraberinde getirecek. Çünkü Almanya aslında ulus devlet bilinci çok güçlü olan bir yer. Dolayısıyla kendi bünyesine kitlesel işçi göçü sonrası özellikle sonradan gelen toplulukları toplum içerisinde eritip homojen olarak varsayılan toplum içerisinde... Siz de bir yaşında gittiniz ve orada büyüdünüz, tabii, değil ben mi? De bir yaşında gittim, orada büyüdüm. Tüm hayatım orada geçti. Ve Almanya'da da zaten devamlı bir biçimde bu mücadelenin içerisindeydik. Yani Türkiye'den, Türkiye ile ilgili Türkiye'nin Almanya bakışında veyahut da Türkiye kamuoyunun Almanya algısında da aslında çok ciddi sorunlar var. Yani bugün neden bu kadar çok yoğun sorunları... Peki bizim bakışımızda ne sorun var? Onu da söyleyin. Şu anda ilginç olur. Çünkü sadece yani bir kere öte taraftan mesela söz ediyoruz. Almanya'da Müslümanların kurumsal haklar noktasında sıfır noktada olduğunu ben söylesem Türkiye'de herkes şaşırır. Ya bir taraftan Almanya aslında insan hakları noktasında zirve bir ülke kabul edilir. Almanya ile olan ilişkilerimizde rahatsızlığımız, hatta son zamanlarda gelişen anti Almanya yaklaşımı, ki bu bir tepki, etki değil, nin temelinde aslında bir Almanya'nın Türkiye ile ilgili politikasına çeki düzen verse, Türkiye'nin, Türkiye kamuoyunun Almanya'ya olan yaklaşımındaki o olumlu havanın ne kadar yaygın olduğu ve toplumda da aslında çok yerleşmiş olduğu ortaya çıkacak. Fakat bu gerginlikler bunu örtüyor. Çünkü Almanya kamuoyu içerisindeki birçok dinamik Türkiye politikasını belirleyebilecek bir güce gelmiş. Bugün üzerinde durulmayan, fazla da hesaba katılmayan mesela bir PKK olayı var. PKK olayın sadece bizim gördüğümüz şimdi terör örgütü kısmını... Şimdi iki ülke arasındaki dinamikler dahilinde söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Bakın evet. PKK sadece Türkiye'de görünen Almanya'da bir terör örgütü. Hayır, bunun çok ötesinde. PKK Almanya'da artık çok ciddi, toplumun birçok yerinde meşru, tırnak içerisinde meşru kolları var olduğu kabul edilen ve o ortamda da kökleşmiş ciddi network olan bir siyasi hareket gibi, değil mi? Bir siyasi harekete dönüşmüş. Bugün sol parti, Almanya'da parlamentoda temsil edilen sol partinin milletvekillerinin tamamı açıktan PKK'yla da destek veriyor ittifak içerisinde. Bugün Yeşiller Partisi içerisinde baktığımız zaman PKK'ya sempati duyan unsurlar çok fazla. Bugün sol kesime özellikle baktığımız zaman Türkiye'nin Güneydoğu'da aslında Kürt toplumuna haksızlık yaptığını, dolayısıyla Güneydoğu'nun aslında otonom olması gerektiğini veya gerekebileceğini, bunun Türkiye'nin rahatça tartışması gerektiğini,
tartışmadığı için sorunların birçoğunda bundan kaynaklandığını, dolayısıyla aslında PKK'nın dün iç istihbarat raporu da Almanya'da yayınlandı. Bu da bunu net bir biçimde ortaya koydu. Yani PKK aslında pasif bir örgüt. Aktif bir örgüt değil. PKK saldırmıyor. Türk ordusu saldırıyor. PKK sadece rapora savunuyor, göre cevap veriyor, misillemede bulunuyor diye bir yaklaşım biçimi. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Aslında bunlar 20 sene geçmiş olan en az hikayeler, o zaman atılmış tohumlar şimdi mayalanıyor ve hepsini bir arada görüyoruz şu anda Türkiye, sorun olarak. Türkiye toplumsal yani çözülememiş. Çünkü bir günden iki güne kurulacak tabii, ilişkiler değil. Cumhuriyetten beri çözülememiş birçok toplumsal sorunu Almanya'ya yani diasporaya gitmekle birlikte orada kültürel bir kimlikten siyasal bir kimliğe dönüştü. Bu siyasal kimlik bugün Türkiye'nin iç güvenlik sorunu haline geldi. Bakın yurt dışındaki Alevi örgütlenmesi. Yurt dışındaki Alevi örgütlenmesi geleneklerine bağlı bir Alevi örgütlenmesi değil. Yurt dışındaki Alevi örgütlenmesi 80'li yıllardan sonra sol ekstremist gruplar, Dev Sol, DHKPC içerisindeki grupların Alevi örgütleri, oradaki Alevi topluluğunu bir şekilde tahakküm etmesiyle oluşan yeni bir yapı var. Yani aslında mezhepsel değil. İsmi itibariyle öyle bir şey var ama marjinal sol örgütler. Tabii ki marjinal sol örgütlerin hakim olduğu, yönlendirdiği ve o mobilizasyon gücüyle de PKK'ya yakınlaştırdığı bir kitleyle artık karşı karşıyayız. Yani bugün PKK'nın Avrupa'nın birçok yerinde camisi var, mescidi var. Bunlar sonuç itibariyle son 20-30 yılda abi çok ultra seküler bir örgüttü, cami de mi açtı? Tabii yani şimdi niye? Çünkü artık muhafazakar kesimlere de hitap etme noktasındaki bir, süredir, evet, bir sürece girdi ve bu yeni bir olay değil. 15-20 yıldan beri sürece gelen bir olay. Şimdi PKK ve bu aslında ideolojik olarak marjinal sol ekstremist Alevi örgütlenmesi bugün sol parti üzerinde ciddi bir nüfuz alanı söz konusu. Ama orada marjinal gözükmüyor. Orada marjinal gözükmüyor, tam tersi. Orada muhafazakar mütedeyyin kesimler, toplumun büyük bir ekseriyetin temsil etmesine rağmen Türkiye'nin geçmişteki siyaseti dolayısıyla, onu da özellikle söylemek lazım. Hangi siyaseti? Yani Türkiye 2000'li yılların başına kadar yurt dışında mütedeyyin muhafazakar kitleleri dışlayan, onları fişleyen, onları ötekileştiren bir politika sahibiydi. Ve Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde bu kitlelerin siyasete girmemesi için özel bir çaba sarf ediyordu. Yani toplumsal merkeze inmemesi için özel bir çaba sarf ediyordu. Bununla ilgili o istihbarat birimlerini, o ülkelerin istihbarat birimlerini sıkıştırıyordu. O konuda Türkiye'ye güveniyordu yani. O geçmiş yıllarda Türkiye'nin marjinal gösterdiği toplulukları yani, Almanya'da Türkiye'den aldığı kanaatle ve algıyla aynı biçimde görüyordu. Ve bugün bu hala devam ediyor diyorsunuz. Türkiye'deki geçmiş bu ekstremist, laik çizgide olan unsurlar Avrupa'daki İslamofobiyi 90'lı yıllarda tabii körüklediğini çok rahatlıkla iddia edebiliriz. Bugün sonuçta çok farklı bir durum söz konusu. Fakat geçmişte bu siyaset aynı zamanda farklı kitlelerin önünü açtı. Başörtüsü yasağına Fransa'da Türkiye'deki yasak örnek gösterilirdi işte. Aynen. Dolayısıyla Almanya'da yani siyaset üzerinde, medya üzerinde çok etkin olan bir toplulukla karşıyayız. Bugün Almanya'da Türkiye gündemini kim belirliyor? Türkiye gündemini Almanya'da özellikle çok güçlü gazeteler belirliyor. Türkiye'den çok farklı bir durum söz konusu. Bakın Türkiye'de gazetelerin günlük tirajı bildiğim kadarıyla 3 milyon civarında. Almanya'daki gazetelerin günlük tirajı 30 milyon civarında. Ve Almanya'daki mesela bir tane muhafazakar mütedeyyin bir kişiyi gazetelerde bulamazsınız. Kesinlikle müsaade etmezler. Siyasi partiler içerisinde Türk uyruklu milletvekillerinin sayısı şu anda 12. Ama bunların arasında muhafazakar mütedeyyin yani or toplumun çoğunluğunda temsil eden insanları bulamazsınız veyahut da bunlar o profilleriyle ortada olamazlar. Dolayısıyla Almanya'da toplumun eritilmesi, toplumun sonuçta edilgen halde tutulması ve tabiri caizse ehlileştirilmesi noktasında baskın bir siyaset var. Bunun adı entegrasyon ama sonuç itibariyle kendisi asimilasyon politikası. Bugün mesela Kuzey Renvesfalya'da hükümet programında şeyi de almış. Göçmenlere isimlerini değiştirme teklifi edelim. Yani ne demek bu? Hasan Hans olsun, daha iyi entegre olsun topluma. Asimile olsun artık. Sonuçta bu bir asimilasyon politikasının tezahürü. Şimdi Türkiye'de geçmişte bu konularla ilgili ilgilenen bir kamuoyu yok. Bu konularla ilgili uzmanların sayısı çok az. Ben mesela size Almanya'nın
En az bu Türkiye'de çalışan 50'nin üzerinde gazeteci sayabilirim. Bunların en az yarısı Türkçeyi ana dili gibi konuşuyorlar ve en az yarısı Türkiye ile ilgili kitap yazmış insanlar. Fakat maalesef sizlere Almanya ile ilgili 3 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Almanya ile ilgili oradaki Türk basın mensuplarından güçlü kalemler meseleleri çok iyi uzmanlaşmış derecede ele alabilecek durumda değerlendirecek bilmiyorum. Bu tabii sadece Almanya için geçerli bir sorun değil herhalde tabii bizim ki. Çok uzun yıllardır hani ihmal ettiğimiz. Dinamikleri konuştuğumuz zaman bu öne çıkıyor. Şimdi bakın son yıllarda şimdi Die Zeit gazetesinde Can Dündar köşe yazarı olarak zaten haftalık bir gazete her hafta yazısı çıkıyor. Bugün Frankfurt Allgemeine Zeitung, Almanya'nın en önemli muhafazakar entelektüel gazetelerinden birisi, Türkiye'den bir gazeteci orada devamlı yazı yazıyor. Yine Süddeutsche Zeitung aynı şekilde. Ve Spiegel dergisi, bütün o yani dergiler... Yani şunu söylüyorsunuz, Türkiye'de sadece bir perspektiften kesinlikle bakış Almanya'da var. Tek bir perspektif var ve çok ekstrem boyutlarıyla. Bu Alman kamuoyunu etkilediği için mi siyaset böyle pozisyon alıyor, yoksa siyaset mi... Siyasi erk mi biraz bugün, da... Bugün bunu... artık Almanya kamuoyunda Türkiye'nin farklı bir perspektifini gösterecek kişiye kesinlikle yer verilmesi geçit mümkün yok. Olmaz. Yani evet. Hani fikri çoğulculuktan bahsedilir, fikir özgürlüğünden bahsedilir. Fakat bu örneğin PKK meselesi. PKK'nın Türkiye'deki eylemleri, PKK'nın Türkiye'deki terörü, caniliği, barbarlığı... Alman medyasında bunu göremezsiniz. Alman medyasında böyle bir PKK yoktur. Alman medyasında... mazlum Kürt toplumunu temsil eden ve etnik bir mesele olarak takdim edilen bir Güneydoğu sorunu var ve bununla ilgili peki. mücadele eden, hak mücadelesi veren bir PKK var. Bunun ötesinde işte terörle mücadele edeceğiz. Evet Türkiye yavaş yavaş anlıyoruz, adımlar atacağız şeklinde yaklaşımlar durumu idare etmenin ötesine geçmiyor. Mustafa Bey, şimdi mesela bu Fethullah Gülen FETÖ örgütü ile ilgili Almanya'da 2010 yılında gizli servis iki çeşidi var galiba. BND'de evet. Çok tehlikeli olduğu yönünde bir kanaatle ki bu kamuoyuna da yansımıştı. İşte para akışlarını gidişlerini kontrol ederken sonra gün geldi 15 Temmuz'dan sonra bir yandan darbecilerin iltica hakkını tanıdı. Bir evet. taraftan da BND'nin başkanı çıkıp bu 15 Temmuz'un Fethullah Gülen tarafından yapıldığından kuşkulanıyoruz. Böyle bir iş, yani bizi Türkler ikna etmeye çalıştılar ama edemediler. Bu seküler dini eğitim veren bir STK'dır dedi. Herhalde Alman gizli servisi bunu bilmekten aciz değil. Bunu açıkça beyan etmesini nasıl okumamız lazım? Ne demek istiyor? Şimdi şöyle düşünün. Yüzlerce insan Almanya'ya iltica başvurusunda bulunuyor. Bunlar daha öncesinde Türkiye'de, bürokraside, orduda kilit noktada olmuş insanlar. Bilhassa doğrudan darbe içerisinde bulunmuş isimleri bu dahil. Bu olağanüstü Türkiye, yani Türkiye'nin geleceği, yani uzun vadeli olarak baktığımızda Almanya için vazgeçilmez bir ülke olan Türkiye ile ilgili elinize inanılmaz derecede bir istihbarat kaynağı geçiyor. Evet. Bu istihbarat kaynağın şu anda değerlendiriliyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili mesela BND'nin başında olan kişinin o söylediği şey tamamıyla normalde bir istihbaratın başında olan kişinin söylemesinin mümkün olmadığı bir şey. Vererek. Yani en azından yani sadece bunların orada çok fazla rol oynadığını ifade edemeyiz demiyor. Aynı zamanda bunlar seküler, eğitime kendilerine vakfetmiş. Bir hayır kurumu da diyebiliyor. Tabii yani bir de mesela profesörlerini şey de aldılar prestijli üniversitelere yerleştirdiler, tabii, kabul ettiler. Parlamentoda bu konu gündeme geldi. Hükümete bu konuyla ilgili bir önerge sunuldu ve hükümet bu meseleyi istihbarat güvenliğini ve kaynaklarını ortaya çıkarabileceği gerekçesiyle cevaplamayı reddetti. Dolayısıyla soru mecliste kim tarafından soruldu? Sol parti. Aslında yani PKK ile açık ittifak içerisinde olan bir onlar şey. Ama Fethullah Gülen'e daha mı mesafeli şimdi yaklaşıyorlar? Şimdi tabii orada farklı mekanizmalar işliyor. Şimdi mesela sonuçta o bir kere yani ben Almanya'nın uzun vadede o örgütü ortam tanıyacağına ihtimal vermiyorum. Niye ihtimal vermiyorum? Sonuçta tabii ki kullanıp atacak. Neden? Çünkü sonuçta o örgütün tabanı içerisinde muhafazakar kitle hakimdir.
muhafazakar kitle hakim olduğu için en azından Almanya'nın öyle bir bakışı vardır yine Almanya o kitle için diyorsunuz. Almanya, tabii ki yani şimdi sonuçta yani şimdi şöyle bir durum var. Oradaki yönetici kesimi bir kenara bırakalım. Ama orada sol ekstremist işte PKK'ya meyleden o dünya görüşüne de sahip gruplarla uzun vadeli bir birlikteliğin yürütülmesi çok zor. Onu şeyde yapacaksınız. Peki bu sol gruplar yeterince seslerini çıkartamadılar mı mecliste cevap alamadıklarına göre? En azından bunları devamlı ifade ediyorlar. Ama şimdi Almanya gözüküyor. o konuda Almanya bu meseleyi milli menfaati olarak bakıyor. Yani FETÖ ile ilgili münasebeti milli menfaatinin gereği şeklinde doğrultusunda yürütülüyor Almanya'da. Şimdi PKK da aynı şekilde. Yani PKK konusunda Almanya meseleleri çok ince detayına kadar biliyor. Neyin ne olduğunu çok net olarak biliyorlar. Bilmediği için böyle davranıyor. PKK gibi bir örgüt sadece PKK değil. Bakın Almanya'da çok ilginçtir. Kurumsal haklar, dini cemaatlerin kurumsal haklarına baktığımız zaman Almanya'da 5 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu 5 milyondan fazla Müslümanın içerisinde kurumsal haklara yani kamu tüzel kişiliğine sahip olan iki kurum var. Birisi Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu. Aslında geleneğiyle, dinle bir alakası yok. Alevi inancıyla da çok fazla bir alakası yok. Öncelikli gündemi Türkiye siyaseti. Kendilerini öyle ifade ediyorlar. Ve ikincisi Keldaniler. Bunun dışında yani mesela Sünni Müslümanlar, orada yaşayan Müslümanların %90'ını teşkil eden grup Almanya tarafından resmi olarak kabul edilmiyor. Yani açık olarak bir ayrımcılık uyguladığını. Ayrımcılığın ötesinde devletin sonuçta o kurumların kendi iddialarını bile reddediyor. Ayrımcılığın ötesinde birilerine özel bir imtiyaz alanı sunmuş. Bu imtiyaz alanı içerisinde onları da kendi menfaatleri doğrultusunda yani biraz evvel söylediğiniz gibi Türkiye'de geçmişten bu yana sorunlu alanlar üzerinden bir siyaset izliyor. Onların Almanya'ya taşınmış parçaları üzerinden de bunu onları sürdürüyor diyebiliriz. Farklı unsurlarla onları destekliyor. Özellikle kredi kurumları aracılığıyla geçmişte Güneydoğu'daki belediyelere özel destekler sağlıyordu. Bunun ötesinde devamlı olarak Almanya'da işte İslamcılıkla mücadele adı altında mütedeyyin muhafazakar kitlelerin daha edilgen hale gelmesi, ötekileştirilmesi, dışlanması noktasında özel bir çaba var. Yani orta vadede orada Sünni Müslümanların da kendi ana vatanlarına karşı bir profil, onlara yani mesela ileride Sünni Müslümanlar arasında da anti Türkiye bir çizgi içerisinde girecek insanların oluşması için özel bir çaba ortaya tam koyuyor. Tam da onu soracağım. Şimdi Eylül ayında seçimler var. Eyalet seçimlerinde ırkçı neonazi partiler çift rakamlara ulaşmaya başladılar. Bir geçmişi var Almanya'nın. Yani değil mi? Evet. Utanç dolu bir geçmişi var ve o damar hala var. O zaten var olan İslamofobi, bir de Türkofobiye dönüşürse ki Erdoğan'a yönelik söylem muhakkak tabanı da etkiliyordur ve diğer siyasi partilerde de ırkçı ve ona yakın görüşleri destekleyecektir ister istemez. Bütün bunları risk analizi yapmıyor mu? Şimdi şöyle yapıyor. Tabii toplumsal merkez Batı Avrupa ülkelerinde sağa kaydı. Onu görmek lazım. Dolayısıyla yani şu anda sağ merkez partilerin daha da bir sağına kaydı. Dolayısıyla ırkçı partilerin söylemleri aslında kitle partileri tarafından belli bir noktaya kadar sahiplendiği için onların söylemleri artık meşru. O ister istemez neonazi partiyi evet daha yani da yükseltecek bir çok şeyi evet. Meşru şeye geldi. Fakat yakın zamana kadar yine de toplum ya niye bunun orijinali varken neden bu sonuç itibariyle işte çakma olanlarına tırnak içerisinde seçeyim diye düşünürken merkez partiler söylemlerini daha da keskinleştirdiler. Bu söylemlerin keskinleşmesiyle birlikte ve yine bu aşırı sağ neonazi partilerin de aslında yani topluma özellikle ekonomik ihtiyaçlara cevap veremeyeceği noktasında kanaatler de gün geçtikçe gelişiyor. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinde herhangi bir terör eylemi olmazsa bu ırkçı partiler belli bir şeyde tutulabilir. Onlar eğer Avrupa'da terör eylemleri, çok ciddi ekonomik krizler olduğu takdirde durum değişir. Mesela bundan 1,5-2 yıl öncesine kadar böyle bir durumla karşı karşıyaydı. Neydi? Mülteciler Avrupa'ya akın etmeye devam etmiş olsaydı kesinlikle Avrupa'da tarihinde hiç görmediği ve altından da belki de kalkamayacağı bir krizle karşı karşıya kalacaktı. Ve bu siyasi kriz Almanya-Avusturya'daki siyasi ortamı tamamen değiştirecekti. Bunun örneği var. O dönemlerde Avusturya'da ırkçı parti neredeyse %50 oy aldı ırkçı partinin adayı. Almanya'da
Almanya'nın en zengin bölgesi olan Baden-Württemberg, yani Mercedes'in bildiğimiz o Porsche'nin üretildiği ve işsizlik oranının %3 olduğu, gayri safi milli hasılanın Türkiye'nin %70'ine vardığı bir eyaletten sadece bahsediyoruz. Ve reel işsizliğin sıfır noktada olduğu bir eyalette Irkçı Parti %15 oy alabildi. Hiçbir görüşü, hiçbir fikri yok. Tek yani programı mültecilere karşı. Canlı bir risk. Bu risk canlı bir risk. Ama bu riski ve şu anda Almanya'nın karşısında büyük bir sorun olarak da hesap edilmeyen bir zamanda çıkabilir. Bütün Avrupa ülkelerinde bu sorun var. Bu sorun özellikle Avrupa ülkelerinde toplumsal sorunların, işte merkez sağ partiler de bunu dikkate alarak bunun şöyle bir şey önüne geçmek adına aynı konuşmayı yapıyorlar. Şimdi telefon attığımızda galiba Sakarya Üniversitesi'nden Kemal İnat var. Öyle mi? Ha, pardon, bağlanmamış. Ben bağlandı zannettim. Evet. Şu var tabii, yani bunları dikkat ederken bu işin çok sorunlu alanı. Bunun ötesinde yine 7000'in üzerinde Alman şirketi Türkiye'de iş yapıyor. Türkiye, Avrupa Birliği, yani Türkiye'de dışarıdan yatırım noktasında Türkiye'nin ekonomik hacminin adeta %50'sine varan bir payı söz konusu. Bunların göz ardı edilmesi mümkün değil. Bizim artık yani ekonomik hacmimiz 2002'de 2003'lerde 230-240 milyar dolarlardayken. Peki, Alman sermayesinden bir tepki yok mu? Bu işler böyle Alman giderse sermayesinden tepki diye olması için kamuoyunun olağanüstü bir çabası var. Türkiye lehinde, Türkiye'de de yatırım yapan Alman şirketlerin herhangi bir demet vermemesi için müthiş bir baskı var üzerlerinde. Çünkü Türkiye ile ilgili bakış açısı, bakın şimdi G20 zirvesi var. G20 zirvesi ile ilgili daha dün orada işte eylem yapmak isteyen grupları polis şiddetiyle, böyle çok kararlı bir polis şiddetiyle dağıttılar. Şimdi Almanya ve bu gibi ülkelerin en büyük aslında sorunu ve açmazı, Türkiye'yi doğru okuyamamaları noktasında da en büyük problemleri, son zamanlarda kendilerinin başında Türkiye'nin başına gelen hususların, belaların, sorunların onda birinin gelmemiş olması. Yani şöyle söyleyeyim size, eğer Türkiye'nin yaşadığı terör hadisesinin onda biri... Ama işte biri, Fransa yaşadığı olağanüstü hali ilan Fransa, etti. Türkiye'nin saldırıyla. Türkiye'nin yaşadığının yani 30'da 40'da birini yaşamadı. Bir de gerçekten yaşadığını düşünürsek orada... Ben eminim Batı Avrupa ülkelerinin tamamının verecekleri tepkiler totaliter tepkiler olacak. Olur, evet. Kesinlikle çok daha sert olacaktır. Yani şimdi Türkiye'nin özellikle şartlarını okuyamama ve Türkiye'nin Türkiye istikrarsız bir Türkiye'nin aslında Avrupa ülkelerinde ciddi manada istikrarsız bir noktaya taşıyabileceğine dair kanaat Avrupa ülkelerinde maalesef oturmuş değil. Yani sınırları kapatırız. Türkiye ile ilgili Türkiye'de edilgen, kendi iç sorunlarıyla boğuşan bir ülke halinde devam etmesinin sürdürülebileceğini demek ki düşünüyorlar ki bu yaptıklarının başka türlü anlamlandırılması mümkün değil. Dolayısıyla sermayenin de bir rolü olamaz gibi. Yani sermayeye sonuç itibariyle bu konuda temkinli. Mesela sermayeye sorduğunuz zaman Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili aslında çok memnunlar. Yatırımlarını da artırmak istiyorlar. Bu konuyla ilgili yaşanan gerginlikten de ciddi manada rahatsızlar. Tabii bu yaşanan gerginliğin Türkiye tarafında da güçlü bir retoriği doğuyor. Bu retorik de onları endişelendiriyor. Çünkü sonuç itibariyle bu diğer alanlara da şey yapıyor. Çünkü bu şirketlerin tamamı yani ulus ötesi şirketler. Bütün dünyada çalışan şirketler. Şimdi Almanya'nın uluslararası ötesine geçelim. Kemal İnat telefon attığımızdaymış. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Mustafa Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi Berlin-Ankara ilişkileri gergin ama Berlin-Washington ilişkileri de gergin. Müsaadenizle söyleyeyim. Mesela Merkel'in bir beyanı var. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi dahilinde Almanya'nın, kendi geleceğimiz için kendimiz mücadele etmek zorundayız. Bu ifadeyi Washington Post'ta analiz etmişler. Bu Hitler'in siyasi kariyerine başlamasını hatırlatacak şekilde bir söz diyorlar. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa Almanya daha bağımsız bir siyaset izleme yolunda diye bir yorum var. Dolayısıyla Washington ve Berlin arasında o bildiğimiz gelenek sanki bugünlerde öyle gözükmüyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani Washington'la Berlin arasında çok ciddi sorunlar olduğundan bahsedebiliriz. Nedir bu sorunlar? Temel olarak bakarsak aslında sorunları başlatan şey aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan seçilmiş olması. Trump'ın başkan olmasıyla birlikte birkaç tane talebi var biliyorsunuz Almanya'dan. Bunlar Almanya'nın çok önem verdiği ekonomik güç olma konumuna zarar verebilecek şeyler. Nedir bunlar diye saymak gerekirse, birincisi Almanya'nın askeri harcamalarını artırmasını istiyor Donald Trump. Şu anda Almanya'nın yaklaşık yıllık 40 milyar dolar civarında bir askeri harcaması söz konusu. Bunu eğer %2 gayri safi yurt içi hasılasının %2'si düzeyine çekerse yaklaşık 75-80 milyar dolar civarında bir askeri harcama yapması gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi, Trump Almanya'nın dış ticaret fazlasına göz dikmiş durumda. Almanya'nın yaklaşık 295 milyar dolar civarında geçen yıl için vermiş olduğu ticaret fazlası var. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri ise çok büyük oranda, yani 750 milyar dolar civarında ticaret açığı veren bir ülke. Trump bu Almanya'nın ticaret fazlasını gündeme getirirken özellikle Alman şirketleri de hedef alıyor. İşte Siemens gibi, Mercedes gibi, Volkswagen gibi firmaların doğrudan açıktan hedef aldığını görüyoruz. Şimdi son olarak aslında Almanya'yı daha çok rahatsız eden şey, Almanya'nın Rusya'yla ciddi bir gaz ilişkisi söz konusu. Doğalgaz bağımlılığı söz konusu Rusya'ya. Yaklaşık %40 civarında bir bağımlılığı söz konusu. Burada da Nord Stream diye bilinen bir doğalgaz hattı var Rusya'dan Almanya'ya uzanan. Bunun ikinci etabının yapılması planlanıyor. Almanya buna çok önem veriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirme yönünde bir girişim söz konusu Amerikan Kongresi'nde. Ve bu yaptırımlar kapsamında Almanya'nın da yaptırımlara dahil olacağı, işte bu bahsettiğimiz doğalgaz hattının da bundan etkileneceği yönde tahminler söz konusu. Bu, yani şöyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Almanya o transatlantik ilişki açısından bakarsak çok önemli müttefik ki bugüne kadar çok güvendiği, yani o ekonomik kalkınma konusunda ilerlerken sırtını dayamış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan yaptırımlarına maruz kalmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilecek. O yüzden Almanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri çok ciddi sorunlar yaşıyor. Evet. Merkel artık Amerika Birleşik Devletleri'ne de İngiltere'ye de çok güvenilemeyeceğine dair bir beyanda bulunduktan sonra hemen akabinde transatlantik ilişkilere ikna olmuş biriyim deyip onu bir miktar düzeltti. Şunu sormak istiyorum. Altını çizdiğiniz gibi rayında değil. Türkiye Trump üzerinden Merkel'e malum Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir hat işletebilir mi sizce? Ve bu arada Türkiye-Almanya ilişkileri bu konuda uzmansınız. Sizce ne durumda? Buradan çıkabilir miyiz biz? Aslında olabilirdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi sorunlar yaşıyor. Biliyorsunuz Amerika'nın Ortadoğu politikası bizi rahatsız eden boyutlara ulaşmış durumda. Terör örgütleriyle işbirliği yaptığını görüyoruz. Ama maalesef Avrupa ayağına baktığımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin de terör örgütleriyle işbirliği yaptığını, yani bu ağır bir tabir değil, gerçekten yaptıkları, gösterdikleri müsamaha PKK konusunda, sol terör örgütleri konusunda gösterdikleri müsamaha zaten uzun zamandır şahit olduğumuz şeydi. Şimdilerde az önce Sayın Yeneroğlu'nun da söylediği gibi FETÖ konusunda da benim endişem o ki, aynı PKK konusunda onlarca yıldır yaşanan şeyi, Almanya ile yaşadığımız sorunu şimdi FETÖ konusunda da yaşamaya başlayacağız. Yani FETÖ'yü de PKK gibi Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanma eğilimleri gösteriyor Almanya. Bunu nereden anlıyoruz? Sizin az önce programda söylediğiniz, işte BND Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamadan anlıyoruz bunu. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklamadan anlıyoruz bunu. Almanya Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamadan anlıyoruz bunu. Almanya'nın oraya sığınmış olan Türkiye ordusundaki bir takım hainlerin, FETÖ'ye mensup olan
kimseleri geri vermeme arzusundan, onlara sahip çıkma arzusundan anlıyoruz. Bunu Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ örgütü arasındaki ilişkiyi görmeme ısrarından anlıyoruz. Bütün bunlar aslında bu örgüte sahip çıkma eğiliminde. Bu sahip çıkmayı tabii az önce Sayın Yeneroğlu'nun söylediği gibi sonsuza kadar sahip çıkma ya da onu çok sevdiği için sahip çıkma şeklinde de anlamamak gerekir. Onun da altını çizdiği gibi bir müddet bunu Türkiye'nin başını ağrıtacak şekilde kullanmak arzusu içerisinde olduklarını gösteriyor bu. Bunun ötesinde Almanya'nın Türkiye politikasında ben temel sorun olarak Almanya'nın Türkiye politikasında 3 kesimden bahsedebiliriz. Bu 3 kesimden 2 tanesinin sesi şu anda fazla çıkıyor, bir tanesinin çıkmıyor. İşte o sesi çıkmayan kesimin şu anda sesinin çıkmaması asıl sorun. Oradan başlarsak aslında sesi çıkmayan kesim rasyonel düşünenler. Yani Türk-Alman ilişkilerinde rasyonel şimdi düşünenler. Şimdi o rasyonel evet. kesime hitaben sormak istiyorum. İşletilebilir mi? Aynı zamanda Mustafa Bey'e de soruyorum. Size de son soru olarak iletiyorum. Şimdi siyasi hareketlere tırnak içinde işte etnik bazı siyasi hareketleri de Avrupa'nın kendi içerisinde de belli bir hoşgörüden söz edilebilir. Fakat askeri darbe yapmış, darbeye girişmiş subaylara destek olunduğuna dair bir gelenek olduğunu düşünmüyorum. İlk defa böyle bir şeye rastlıyoruz galiba, değil mi? Türkiye'de darbe girişiminde bulunmuş insanları Almanya sığınma tekliflerini kabul ediyor. Avrupa'da normalde böyle bir şeye imkan olmaması gerekir. Türkiye bu hattı yeterince işletebiliyor mu? Ve o rasyonel dediğiniz kesimde bu insanların askeri darbe teşebbüslerinden yola çıkarak hiç olmazsa o hatta Türkiye ilerleyebilir mi? İkna etmek açısından Alman kamuoyunu. Evet, sorunuza cevap vermeden önce yapmış olduğunuz tespit konusunda küçük bir şerh düşmem gerekir. Ben 28 Şubat sürecinde Almanya'daydım doktora öğrenimin çerçevesinde ve bütün o darbe süreci böyle yavaş yavaş yaşanırken hep o söylediğiniz tavrı bekledim Almanlardan, Almanya'dan, Alman medyasından, Alman siyasetçilerinden. Yani bu darbe sürecine bir şekilde karşı çıkmalarını bekledim ama yani o süreç uzun sürdü, biliyorsunuz aylar sürdü. Hani karşı çıkmanın ötesinde bu artık elinde silahlı adamı kabul ediyor. Bunu kendi kamuoyuna nasıl izah ediyor? Bu bir adım ötesi olmuş oldu. Yani o zaman karşı çıkmadılar. Şimdi karşı çıkmadıkları gibi belki başarılı olmuş olsaydı öyle bir şeye ihtiyaç duymayacaklardı. Bu insanları orada tutmaya veya onlara sahip çıkmaya ihtiyaç duymayacaklardı. Belki de bu hiç hesaplamadıkları bir şeydi. Yani Türkiye'de her zaman darbe girişimi olur, başarılı olur. Onlar da işte birkaç söz söylerler darbenin olması iyi olmadığı anlamında. Ama ondan sonra o darbecilerle rahatlıkla ilişki kurarlardı. 1960'ta böyle oldu. 1971'de böyle oldu. 1980'de böyle oldu. Ve 97'de böyle oldu. Bu defa darbenin gerçekleşmemesinin verdiği şaşkınlıkla belki bu şekilde hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Şeyi tamamlamak gerekirse, buyurun. Yani kısaca. Yani bu üç kesimin diğer ikisini de söyleyeyim. Sonra rasyonel olanların neden ses çıkmadığını da kısaca söyleyeyim. Ondan sonra bırakayım, bitireyim. Yani diğer kesimler aslında az önce Mustafa Bey de değindi. Yani birisi Almanya'da uzun zamandır çalışan ve artık çok sağlam köklere sahip olan bir Türkiye karşıtı Türkiye diasporası oluştu aslında. Evet. Yani Türkiye'den giden kimseler değişik nedenlerle ama ciddi şekilde Türkiye karşıtları ve bunların ittifak halinde olduğu, başta o sol parti olmak üzere, ben sol partiyi şöyle de tanımlıyorum. Artık. Yani artık organik ilişki içerisindeler siyasi partilerle demek istiyorsunuz. Aynen öyle. Ben hatta Almanya'daki bu Die Linke ismindeki sol partiyi bir tür Türkiye muhalefet partisi olarak tanımlıyorum. Yani onların gündemine baktığımızda Almanya'dan çok Türkiye'yi gündem yaptıklarını görüyoruz. Diğer bir kesim, ben Almanların Almanya içerisinde her zaman var olduğunu düşündüğüm bir
bir tür Türkiye'yi arka bahçesi gibi gören nüfuz politikacıları, bunların da ben rasyonel politikadan uzak olduklarını düşünüyorum. Rasyonel politikacılar ise bunlar mesela Schröder'i, Almanya'da 7 yıl başbakanlık yapmış olan Schröder'i bu kesimde görebiliriz. Yani bunların kaygısı da Almanya'yı bir ticaret devleti olarak gördükleri için Türkiye gibi Orta Doğu'da önemli bir ülkeyle hem güvenlik açısından hem ekonomik partner olarak Türkiye ile iyi ilişki içerisinde evet. olmaları gerektiğini düşünenlerdir aslında rasyonel olanlar. Belki onların üzerinden bir politika geliştirilebilir diyorsunuz. Çok teşekkür evet. ediyoruz Kemal Bey. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Tabii o kesimler sonuna anda... geldik evet. ama sizden de hiç olmazsa birkaç cümle rasyonel bir hat geliştirebilir miyiz ve askeri darbeci bunlar diyerek kamuoyunu, Alman kamuoyunu harekete geçirebilir miyiz? Şimdi bir kere Almanya özellikle bu darbecilerle ilgili hiç yapmadığı bir şey yaptı. Normal şartlarda geçici koruma mekanizmasını falan işletebilirdi. Ama onu yapmadı. Doğrudan iltica taleplerini kabul etti. Dolayısıyla orada tam güvenli bir ortam sağladı. Onlar da demek ki sonuçta bu konuyla ilgili, bu süreçle ilgili hesabı biliyorlardı. Dolayısıyla Almanya'dan yani Almanya öncesinde güvenceleri mi güven vardı verdi. Demek istiyorsunuz? Onlara tam bir güven verdi. Hı. Tam bir güven verdi ve istediklerini de aldığını düşünüyorum. Çünkü şu anda bu Almanya bu o gruba da özel bir durum değil. Almanya bunu çok yoğun bir biçimde yapıyor. Özellikle İslam dünyasından gelen göçmenler noktasında bu mültecilerle ilgili de istihbarat birimleri doğrudan zaten onlarla hemen iletişim kurarlar ve teklif de yaparlar, öneride de götürürler. Şimdi Türkiye'den gelmiş üst düzey bürokraside, asker orduda görev yapmış kişiler var. Dolayısıyla bunu Almanya kendi menfaatleri açısından kullanması çok doğal. PKK konusuna gelince bakın Almanya'da tabii farklı unsurlar da var. Muhafazakar kesimler. Aslında ya bu işi çok abartmayalım PKK konusunu. Ancak diğer tarafta da PKK'nın Almanya içinde iç güvenlik sorunu teşkil edebileceğine dair 90'lı yıllarda eylemler oldu. Var. Dolayısıyla evet. Almanya, ya biz Almanya içerisinde bir eyleme girişmeyin, abartmayın daha doğrusu. Hı hı. Bunun dışında biz sizi eylemlerinizi demokratik eylemler olarak kabul edeceğiz. Almanya'nın iç güvenliğine müdahale zarar vermediğini yani diyorsunuz ki evet bu ikaza rağmen PKK da Almanya'nın iç güvenliği açısından da bir tehdittir. Aynı tehdit. Zamanda bir yandan 3 milyon Türk var. Evet. Çok istikrarsızlaşmış ilişkiler Almanya açısından da sürdürülebilir bir şey değil bu grupların diyorsunuz. Tazyikiyle birlikte Almanya'da her sessiz Türk rağmen. Toplumu üzerine gidiyor. Uzun vadede sessiz Türk toplumunun da bir bu durum karşısında bir tepki diyorsunuz. Oluşmaması için onu baştan engellemek için o konuda asimilasyon politikalarını güçlendiriyor. Ama diğer tarafta da Türk-Alman evet. ilişkilerinde ekonomi, kültürel ama. Alanda tabii konuşamadığımız birçok evet, hususlar muhakkak. Var. O konularla da çok rasyonel dinamikler var. Bunların çalıştırılması noktasında Türkiye'nin elinde ciddi imkanlar var. Bu imkanların kullanılabilmesiyle ilgili de belki başka bir ortamda İnşallah işletelim. Evet. Soruyorum da Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk bu akşam Mustafa Yeneroğlu'yla AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sakarya Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kemal İnat'la Berlin-Ankara hattındaki gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğiz. Çünkü G20 zirvesi var şimdi de. İyi akşamlar.